Günaydın anneciğim. Günaydın. Günaydın. Bir vlogumuzdan daha hepinize merhaba. Öğleden sonra o kadar böyle işlerim vardı ki onları hallettim. Şimdi asıl size şeyi çekmek istiyorum. Annemlere yemeğe gidiyoruz ve Yoda ilk defa şıra ve gofretle tanışacak. Bebekliğinden itibaren şu an 30 gün boyunca hem de değişimini birlikte göreceğiz. O yüzden de hani vlogları olabildiğince dahil etmeye çalışıyorum Yoda'yı da. Hani ileride zaten büyüdüğü zaman boyut olarak da hareketler olarak da artık oturmuş olacak bazı şeyler. Şimdi bana da anı kalsın istiyorum. Böyle açıp açıp izleyeyim istiyorum. Baby odayla montumuzu giyip anneanneye gidiyoruz. Hadi bakalım. Gel otur. Hatta gidiyoruz. Otur. 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 Şşşt. Dur bakalım. Otur. Otur aferin bekle. Otur. Ne yapıyorsun? Dur. Dur. Sakin sakin. Aferin. Aferin dur. Dur bakalım hala kapatma, şuna alacağım. Kapatma. Çocuk patlayacak. Ay. Hazırız. Hadi bakalım gidiyoruz. Verebilir mi? Hadi gidiyoruz. Öne artık açılıyor ya. Cırt cırtın. Cırt cırtın hani kapanmıyor. Kapanmıyor. Büyüyor çocuğumuz. Büyüyor. Aa tasmasını da takalım mı yeni gelen tasmasına? Deneseydik. Neyse gelince deneyelim. Zaten büyük olurdu daha. Şu an benim arabayla gidiyoruz. Yoda da benim arabaya ilk defa bindi. O yüzden de birazcık yadırgadı şey yapıyor. Dikliyor. O kadar yol gittik. Hala alışmadın mı aşkım arabaya? Niye ötüyorsun? Heh, gidiyoruz. Ay bir acıktım bir de anlatamam size yani. İnanılmaz acıktım. Kutu da aç. Bayağı kan şekeri düştü. Kan şekeri düştü. Sen de sıkıntı ben de yani. Sen keşke yatsaydın öğlenmiş. Ya o yorgunluktan uyudum ya ben. Selam. Selam. Gel mama getirdim size. Şimdi Yoda gelecek. Yoda gelmeden bunları bir sakinleştirelim. Şahane. Gel. Nereye geldin? Çiş falan yapma bak. Ay durun durun. Pedini sar anne. Pedini nerede pedi? Koklamaz anne şu anda abi. Ondan sonra halıyı yer belirler. Oh. Benim kutu Allah şekerim hoş geldin. Anneanne şekerim. Ay sana kulakları ya nasıl seviyor. Allah şimdi gelecek. Anneannesi de geldi. Allah yerim seni. Ben seni yerim oğlum şu. Ne güzelliği. Şuraya ben koyayım demiştim de oraya gider mi? O gitmez oraya şuraya koy bence. Gel Yoda. Evi bir tanımaya çalışıyor. Yapmaz. Yapmaz. Çiş yere. Bak Yoda. Oo. Ben hemen şunun altını bir açayım. Gitti misin? Anne nasıl koşturuyor baksana. Nasıl koşturuyor? Aa oraya gitti. Batu şeyi gördün mü? Ay nasıl koşturuyor? Başka köpek mi kokuyor burası? Başka köpek mi kokuyor anneciğim? Gel bu oyuncaklarını da verirsin. Şu köşeye de pedini açayım ben. Yok ya 50 tane. Şurası da tam bak şurası tam yeri onun. Bu böyle yap. Burası tam köşe yapar buraya. Oraya da serim 2 tane getirmiştim zaten. Gitti çünkü bir oraya. Benim bebek çantamla. Ebru. Efendim. Dolaba atı vereceğim. Dolaba giriyor bakıyor. Ellerine sağlık. Yaprağımıza bakar mısın canımın içi? Başka. Bir bu da baksın bir. Nereye geldin? Bura değişik çocuk neler gördü, neler bakıyor, gördü. Neler var buralarda. Her yere giriyor ya. Her yere girdin. Allah Ebru tam bu ev buna göre bence. Ama her yere girer. Bu ev buna göre bence. Ya sen öpeyim ya. Yoda olacağım ben unutuldum Allah. Ay Batu da unutuldu. Batu'ya da hoş geldin demedin değil mi Batu? Direktman ver dedim bana dedim. Annem şu da seviniyor kulaklar böyle. Ama tam sevinemedi ki çocuk bırakmadın ki. Baba getirebilirsin. Sen getir sen. Ya ben kucağıma mı alayım Yoda'yı ne yapayım? Yok sen onları getir gel bak bebeğim de evet onlar yerde. Onlar koştura gelecek ya bu korkabilir. Yok senden beraber gelsin bak kardeşe bak gel bak. Şiracım diye sen sakinleşe. Lan bunu mu getirmesi? Onun cebinde mama vardı onu da veriyorum onlara. Büyük karşılaşma. Ta da. Yoda kardeşleriyle tanışıyor. Oh kokular da geliyor nasıl kokluyor. Gel korkma gel. Kardeşim. Gel. Gel. Gofret gel. 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 Gel.
Nusret gel. Kalbi pıt pıt atıyor. Gel Nusret. Gel. Allah kardeş. Kardeş gel. Aferin size. Al bakalım. Aşkım nereye geldin? Oğlum. Tutura bak gördün mü? Bekliyor. Aa, sen niye havlıyorsun? Kardeş geldi kardeş. Kuzum, o bisküviden ona da verir misin? Bilmiyorum, o alerji yapmasın ama ya. Yok ya, daha bebek. Yok daha olmaz herhalde. Havlama bak, kardeş geldi. Gelin sevin kardeşi. Gel bak. Gel buraya. Bak, o da korkuyor. Gel. Gel buraya. Korkma. Bak. Şile. Şile alışkın. Gofret şu an alışkın değil ya kardeşim. Sen de geldiğinde Şile böyle yapmadı ama. Bak. Aferin aşkım benim, aferin. Ay bak Şile alışkın. Baba sen gofret oynasana. Cici kardeş, ay cici kardeş gelmiş. Korkma. Baba kardeş nerede? Korkma bebeğim, korkma. Kardeş gelmiş bak. İlk başta nasıl avlaya kaçıyor. Avlaya kaçıyor ya. Köpek mi kovalıyor? Koy bunu da ye. İlk görünce koştu, kaçtı ya. Büyümüş ha. Ebru koy bunu da ye. Ebru biraz büyümüş bu. Hı? Gel buraya. Gel Şile. Ebru geldi bak. Ne bugün be? Ne bugün be? Koy da çabuk. Allah. Şuraya. Hayır. Şila. Gofret. Gofret bak. Aa, kardeş nerede? Hani kardeş, arkadaş gelmiş bak. Arkadaş gelmiş, bebek gelmiş bak. Hayır, o da şu an ilk defa tanıştı ya. O da böyle korksun istemiyorum. Aynen, bence o da baksın, de. O da baksın. Yoda gel. Yere bırakayım mı? Yoda yere bırakayım. Yoda yere evet bırak ya, yere bırak. Belki yukarıda diye öyle yapıyor, yaklaşamıyorum diye. Şimdi bak, Şile ona yaklaşır Yoda bence. Yoda pek yabancılamadı gibi geliyor mu? Korktu. Ya bence Şile ile alışır. Şile şimdi yavaş yavaş alışır. Gel Yoda, gel yürüyelim sen de biraz, gel. Gel bakalım, kimler varmış burada, gel. Gel Yoda. Hiç vallahi şey yok Ebru. Bak koklayacak Batı'dır. Doğru, ben hayır, de yürüyorum. Ben yürüyorum ki bizden güç hayır, kardeş yok. Nofret. Şile bak kim kardeşim geldi, hadi oyna. Kardeş. İşte Şile alışkın ya çünkü. Şile gofreti de büyüttü. Evet. Bak Şile nasıl alışkın. Hadi kardeş oyna. Gofret. Oyna. Kardeş. Ablanca korkuyor ya. Korkuyor musun? Gel. Gel bakayım. Gel. Yoda gel. Yoda gel. Gel oğlum. Gel. Gofret hayır. Kardeş gelmiş bak kardeş. Benim oğlum gelmiş, aman da benim oğlum gelmiş, aman da. Yerim ben seni, yerim ben seni. Sen ne cana yakınsın sen böyle ya? Gofret gel bak, Gofret gel oğlum. Bak bu da oğlan bak, gel. Oğlum özledik biz seni ya, bana mı? Şile. Ay çirkin oğlum. Şile biraz duymuyor. Of anne, elleri nasıl oluyor? Verme değil mi ben de? Hayır aşkım, hayır bitti. Şile'ye başladı şu an. Onlarla oynamaya başladı an ıslak planoluk yapacak. Gel diyor da. Havlamaya başladı. Onlar havladı ya, bu da sandı ki havlanacak demek ki. Gofret'e şey yapıyor, Gofret'e. Gofret'e sataşıyor bak. Havlayınca Gofret sustu. Hadi buyurun. Benden ne dedi? Ben buyurdum ben. Evet, sustu bak. Biraz yoruldu, bir uzaklaştırır mısın? Azıcık daha parlayı. Bu onunla oyalanır artık, iyi. Isırmalara başladı bak şimdi. Aferin. Hadi oynayın. Oyna kızım. Öyle alışacaklar. Bak. Oyna kızım. Ya Şileler'in ısırmayacağına eminim. Hırlar falan ama o yüzden ona öğretecek işte. O hırlıyor. Annem kıyamam. Ona bir, o da kaçtı. Gofret'ten, Gofret, Yoda'dan kaçtın mı? Yoda gel, Yoda. Bak gel bak burada, gel. Kardeş var mı? Yok o Şile'yi sevdim. Şile havlamıyor ya. Ay sizi yerim ben. Nereye geldik? Güzel mi? Kahve yapacağım. Annemde de benim aynı çay makinemden var. Ben bu arada bu üstünü geçen gün Batu yıkarken kırmış yanlışlıkla. Ben sanıyordum ki hani yedeği yok, baştan alacağız çünkü ben onu çok seviyorum. Aynı zamanda hem kettle hem böyle mama ısıtma suyu falan var. Yoda'nın mamasını ısıtırken, mamasını böyle sulandırırken buradan ısıtıyordum. Çok kolay oluyordu. Hani çok pratik. Yedeği varmış, hemen Trend Yol'dan yedeğini sipariş verdim. Daha sesli bir video olamazdı herhalde. Kahveler.
gider. Sonuncu bardak nerede ya? Anne? Ha? Üç tane bardak var. Kahve var bak burada. Kutunun arkasında olabilir. Burada yok. Oo, mis gibi oldu. Diyarbakır'dan gelen çikolata. Kim yeniyor? Şu anda babam. Babam mı? Oo, baba. Yeniyorsun. Kafa almak yani şunu. Hile yapmak yok bak. Hile yapmak yok. Yok. Babam zart diyor. Babam tutmaz da senden ben pek emin değilim. Ya mesela sen oyunda. Tutabilirse tutar canım. O da bir maharet yani. Yok ya Batı'da yetenek şey var, şans var. Bazen arka arkaya mesela çift atıyor. Ben diyorum artık sen kesin zar tutuyorsun. Ama şimdi atamadı yani bilmiyorum da. O zaman hile yapıyor. Benle oynarken hile yapıyor olabilir. Babama yapmıyor olabilir sana. Tutma atamazsın. Bir tane ben atayım mı? At İkinize de bir tane ben atayım. At bakalım. Maşallah. Babanın boyu artık dördüncü dörtte. Bana da böyle bir şey değil. Bana böyle zar atmazsan. Tamam da şimdi çift atacağım dur bekle. Batıyor. Altı altı at bundan. Yoksa elendik. Kapı alırsın. Güzel zar ama. Altı bir kapı alıyordu değil mi? Aa. Beş bir mi alırım? Unutmuşum ben 5-3. Ben biliyorum da onu... Kıskandım canım. Ver bir de benim şansıma ben atayım. Ebru attı valla kıskandım geldi. Ben 4-4. Kim atar şimdi? Annen zar tutuyor. Kaç? Oha! 6-6 sandım. 6-3. Ooo 6-6 dediydim ama. Batı'ya da atacaksın ama öyle. Ama yok sen çift mi attın? Ben ikisine de attım. Ha o zaman. Babasına çift haksızlık attı bana. Ben bir güzel attı. Yeni bana güzel attın bana. İşte bu. Anne. İşte bu. Oha baba. Olsun güzelim bak. Aşkı kazandınız. 6-6 attım ama 6-3 bu da. Oyun kazanıyordu ya. Az önce kazanıyordu. Biz şey getirdik. Kıskandım sen attın diye ben de geleyim Batı'ya. Ben 4-4 atmıştım. Babama Batı'ya 6-1 attım. Hadi ya. Sen gittin 6-6 attın. Batu bir şey değil. Teşekkür ederim ama yine eğlendik galiba. Ben böyle bir atmayacağım. Ne yaptı? Şuraya. Bugün. Burası tam onun yeri oldu. Buradan giriyor. Yapıyor tuvaletini. Halıya yapmıyor öyle olunca. 6-1. Annem Yoda'ya birkaç bir şey almış. Bayağı bir şey almış. Şunları bakın. Bir de şu çantayı almış. Normalde bu bebekler için anne çantası yani bebek bakım çantası. Ama o kadar güzel ki ve uygun fiyatlı ki. Tam böyle abi cırtçırtlı mı yanları? Cırtlı cırtlı evet. Cırtlı kapanıyor. Şunlar sonradan taktım ben. Ayrı geliyor. Böyle her şey. Boşaltırsınız hemen. Bunlar var. Bayağı güzelmiş ya. Çok beğendim. Hadi bakalım şimdi bu kıyafetleri açalım. Bedene emin olmadıklarından indirimden iki tane söylemiş annem. Ay çok güzel. Sweatshirt. Yumuşacık içi falan. Ay bu yumuşacıkmış yeşil olan anne. Bak şimdi size bir şey göstereceğim. Annem iki beden almış. M'ye bakın. Bildiğiniz kocaman. Seni burada tutmaya çalışıyorum. Yani şu da S. S ile M'nin farkı. Abi bu bildiğin X'lerce S. Hani. Hayır o bence 3X'lerce gibi. Evet, 3X'lerce. Bir de iki tane beden var sadece. Bu ölçülere uygun mu peki? Nasıl? Ölçüde mesela, S'de 25 santim sırt uzunluğu, bu 42 santim. Bilmem bir ölçelim bakalım. Nerede şurada? Ama çok güzel ya, yumuşacık. Aa, ölç bakalım aşkım. Yumuşacık. Sırt uzunluğu, evet doğru. 47 ya. Ama şeyde yazmıyor, ne yorumlarda var ne. Bunun açıklamasında var Ebru. Yok, bunun S'si olur bu Yoda'ya. Şimdi giydirelim hatta dursun bu. Ama o zaman M'yi hemen kaldıralım istersen. M'nin kutusuna koyalım. Ben koyarım. Sen ver bana. Şöyleydi ya direkt zaten. Ben koyarım. Diğerlerin hepsi ikişerli mi böyle? O ikili. Aynı öbürleri yoktu. Öbürleri yoktu. Olanları SM'yi aldım. Ha bu çok bir şey değil ama. Sertmiş içi. Baksana içinde şey yok astarı. Böyle burası sert gibi. Tatı. Efendim. Ha, önü kapanıyor mu? Kapanıyor. Şimdikinin mantının önü bol çünkü. Bunu göbeği büyüyebilirsin biraz daha. Bu iyiymiş. Hayvan gibi. Çok güzel oldu. Çok bakayım, güzel oldu. Bakın elimi. Allah'ım annesimi almış. Buna bakın. Bakın bebek. Bak bebek. Bu güzel oldu. Bu güzel. Hiç bir meyve. Ama gelmez ya. Biraz bol ama olsun. İlk kolu. Çık
yapayım elleri. Ay bunu da, bunu ama yaz, bunu büyüyene kadar giyer bence bak. Yer. Baksana popoyu kayattı. Bak onlarına bak. Orla. Şöyle yapmışlar bak resimde. Şöyle. Resimde gördüm, birisi fotoğraf çekmiş yorumlarda, böyle yapmış. Böyle kolunu kıvırmış. Bir tane yeter ya, bir tane. Oğlum ben de yakışıklı oldum. Oğlum yakışıklı oldum. Bak, bak. Bu ne oldu mesela? Büyük bir bile S bedeni. M'si artık şey gibi, dana gibi. Daha da... Bu çok güzel. Çok zor ya. Yok, giydirip de öyle sokacakmışsın bunu. Fermuarlı sokacakmışsın. Böyle kafadan sokuverecekmişsin. Çıkart bak, bir çıkart. Çıkart, bir kapat fermuarını. Giyemezsin. Herkes yok, yorumlarda herkes öyle giydirmiş bak şöyle. Aman. Yedi mi, ne yaptı? Yaladı, dur. Dur, ıslak mendille silelim. Herkes öyle giydiriyormuş yani, kapalı olarak da. Ama içi acıtır dersen bilmiyorum. Ne bileyim, yamuk gibi baksana. Evet ya, şu çok güzel sırtında M değil mi? Şu, evet. Şu harikaymış. Çok güzel, çok güzel onun. Evet, içi polarlı. Yumuşak polar, bu iade. Ebru yalnız şunlar yakasını acıtır. Bunu aa, böyle keserim. Makasla şeyle bak, ipinden kes, şeyini kesmedik işini. Şöyle cırt cırt istersen ben kesivereyim olduysa. Bunu denettim, bildiğiniz bu bohem. Çok tatlı. Çok güzel. Bunu ne yapmışlar biliyor musun Ebru? Larçını anneleri almış, fotoğraf çekmişler yorumlarda. Nasıl larçı? Larç bedenini ceket gibi giymiş köpeğin sahibi. İkisi takım olmuş anneyle kızım diyor. Yani niye böyle yapıyorlar ki içini? Acaba içi yün ya bunlar, delili ya. Şey olmasın diye bir tüy var. Ama yok ya, buna yumuşak lazım yani. Dişi gibi olsa olur yani bunlar. Bunun bir tık içi şöyle bakın. Ya da buradaki şöyle yani, dışı ama çok güzel. Kotonun bu arada bunların hepsi. Ya da seni mankenliğe, modelliğe yazdıralım. Aynen öyle. Ama çok tatlı değil mi? Şu yeşili iyi ki almışım yani. Evet, İstersen M'si de kalsın. Ya buna böyle sweatshirt gibi o tarz şeyler çok yakışıyor bu cinse. Aynen öyle, çok yakıştı o. Şunu ya, şunu arkadan görsen köpek der misin? Demem. Batu. Adam ya. Bu ne ya? Bu da çok güzel oldu aşkım. Bak kapşonu da örtelim. Aa! Ulan! Sevdasma senin. Çok güzel değil mi ya? Bu da çok tatlı oldu. Ya bu da çok güzel oldu. Bu da mı kalsa ki? Hadi bak. Hayır öyle canım, öyle. Oğlum, oğlum, oğlum benim. O zaman ismini değiştirin. Bu da olsun. Bak babam da öpüyor. Batu, sanki benim elimde. Şile falan öpmüyor ya babam, yazık. Bunları geri iade edelim. Bunlar çünkü biri M. Üçü çıktı. Yazısı biri P. Buna Y alacağız. Evet, baban öyle diyor ya. Yani Y'si yok mu? Adam evde devamlı giydir bak böyle ince. Ya ev sıcak ya, bir yer, o yüzden evde bir şey giydirmiyorum. Evet, bu oluyor mu şimdi? Bunları bunu iade ediyoruz yeşili. Şu ikisi mi kalıyor? En güzeli. Ya anneanne sana neler almış ya da? Oo, da anneannesi buna neler alacak daha? Bu nedir ya? Bol oluyor. Oh, hepsi büyük oluyor. Pardon papaya. O zaman M'yi Ebru 3 sene sonra giyerdi. Evet, yeşili. Onu giyemez zaten. Bak. Buna bak, böyle açan renkler alacaksın. Açık renk çünkü köpeğin koyu renk. Ama gri her şey oldu bak yanaklarına. Yanaklarıyla uyumlu oldu. Bak. Bir de bu. Bu nasıl oldu? Bu nasıl oldu, beğendiniz mi? Bir de bu, bunu ablasıyla takım giyecekler. Bu renk de iyi. Ebru şeylerini koyayım mı, şunları atalım mı? Aşkım şunları atalım mı? Tamam. Ay bu da çok güzel oldu ya. Her şey yakışır benim oğluma. Nasıl katlayabiliriz bak. Ha, katlayabilirsin. Evet. Olur, yakayı da bak, yakayı da şöyle katlayabilirsin. Şu keseceksin içindekini tabii. Şöyle bak, yakayı da katla biraz büyük böyle. Bir yürüsün, bir yürüsene. Hı. Bakayım nasıl yürüyecek. Ebru nasıl çok yürüyecek? Çok güzel oldu. Uykun mu geldi? Ebru uykusu geldi. Onun da tepesine binerdin yani. Ya da gel. Yani aa, yatmış ya da. Uykusu geldi. Annem yeni kahve makinesi almış. Filtre kahve. Onu da size göstermek istiyorum. İlk defa deneyeceğiz. Yui markasının. Böyle gayet. Burada çay falan da demleniyormuş bu arada. Şimdi deneyelim. Anneme ben şey getirdim. Dilongil'in bu abimin bana getirdiği. Bu da bu etamala. Şey. Batu bunu beğendi. Bu etamala. Buraya mı döküyoruz anneciğim? Biz de koyalım. Şimdi bu kapağı kapatacağız. Burada dereceleri var bak. Ne kadar çekmek istiyorsan. Kaç tane derecesi 10, var? 10 en böyle toz gibi yapan. 4 şu an 5'te. 5'te 6'da yapalım. 5'te mi yapalım 6'da mı? 6'da yapalım. Bak takılı ya, şimdi ona basacağım. Basalım istiyoruz elimizi. Evet.
Eve geldik. Yarın bu arada arkadaşımızın doğum gününe gideceğiz. O yüzden Yoda'yı da geçerken annemlere bırakacağız. Beklediğim gibiydi diyebilirim. Biraz çünkü Gofret yavru köpeğe alışkın olmadığı gibi Şire'den başka hiçbir köpeği yakınlaşmadı yani, böyle tanımadı. O yüzden de haliyle yabancılık gösteriyor ama Şila alışkın Gofret'ten dolayı. O yüzden biraz kokladı falan, biraz oynayacaktı ama Yoda da çok oynamak istiyor. Oyuncağını falan götürdü ona. Oynamadılar aşkım, değil mi? Belki bir dahaki sefer oynarlar. Uyuyordu yolda da. Şimdi ben videolara aktaracağım. Onları halledeceğim. İki tane kargom gelmiş. Onlara da bakarız birlikte. Böyle güzel bir video oldu yine. Ay hıçkırıyor. Bu arada bu videoları çok uzun tutmayacağım. Çünkü uzun olduğu zaman hem yüklenmesi geç oluyor, hem sizin izlemeniz için her gün uzun video çünkü olmaz. O yüzden tadında olsun. Vlogmas zaten her gün geldiği için de çok çok uzun olması iyi olmuyor. Böyle tam tadında olsun istiyorum. Mesela şimdi telif yedim, yüklüyorum tekrar. Yüklediğim video uzun sürüyor. İşlenmesi falan uzun sürüyor. Çıkarıp tuttu ya. Böyle bir şey olabilir mi? Tabii ki videoyu kargo açılışıyla bitireceğim. İki tane kargom geldi sadece. Bunları açalım bakalım, önce şundan başlayayım. Bu çorapları gerçekten çok uygun fiyata aldım ve şu an işte Pull&Bear'da görmüştüm galiba. Bayağı güzel, yünlü bir çorap. Tam istediğim gibi geldi bakın. Böyle bir çorap arıyorsanız şöyle 3 rengini aldım. Üçlü mü satılıyordu? Hatırlamıyorum ama. Üçlü satılıyordu galiba. Şunun renginin güzelliğine bakın. Tam sonbaharda böyle kombinlemelik yani. Bir tane de böyle bir terlik aldım Pull&Bear'dan, Agmoa dili. Onunla böyle terliklerin üzerine giymelik, kombinlemelik. Bunları aldım. Çok da güzel geldiler fiyatına göre bence. Aha, bu yeni geldi. Bunu ben ilk aldıklarımdan biri olabilir. Arkadaşlar bu benim yazın da üzerimde bayağı gördüğünüz bunun mavisi var bende. Bir short etek ama kumaş o kadar güzel ki size anlatamam ya. İçerisinde şöyle şortu var. Bayağı rahat yani, spor yaparken yazın böyle tiril tiril. Hem çok güzel duruyor, çok şık duruyor böyle pileli gibi üstte yani, etek görüntüsünde giydiğinizde direkt etek gibi görünüyor. Hem de bir yerinizin açılma derdi yok, böyle çok rahat oluyorsunuz, çok da şık. Bunun pembesini de alacaktım ama stoğu yoktu. Bu bildiğiniz 200 liraya düştü. Direkt kaptım ve size hemen Instagram'dan duyurmuştum. Normalde 300 lira fiyatı. Yazın asla düşmüyordu fiyatı. Pembe rengini de alacaktım ama pembe renginde stok yoktu. Böyle indirimleri size anlık olarak duyuruyorum. Beni mutlaka Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Bu videoyu da burada sonlandırıyorum. Yarın devam edeceğiz. Yarın da arkadaşımın doğum gününe gideceğiz İzmir'de. Alsancak'ta sanırım ya da Kordon'da bir yemek yiyeceğiz. O sırada şimdi hazır Yoda ailemize, annemlere falan alışmışken ona bırakabilirim, annemlere bırakabilirim gönül rahatlığıyla. Ama hani alışmışken derken Yoda oynamak istiyor. Gofret tam alışmış değil. Yani Şile çok aslında anaç. Alışır ona. Ya son giderken bir koklaşıyorlardı, böyle kuyruk falan sallıyordu. Alışacak ama Gofret için bilmiyorum. Umarım o da alışır. Hani böyle sık sık gideyim orada sosyalleştireyim istiyorum ama Yoda'yı kendi böyle oyun oynamayı seven, biraz daha kendi gibi yaşı küçük olanlarla sanırım biraz daha bir araya getirmem gerekiyor. Tabii aşıları tam bir şekilde. Ona da bakacağım artık. Videoyu burada sonlandırıyorum. Vlogmas'lara devam ediyoruz. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Beni görmek istiyorsanız ve sevdiyseniz. Aralık ayı boyunca tam gaz videolara devam edeceğiz. Sizleri seviyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Bay bay.